Anne nerede kaldınız ya? Açın artık şu telefonlarınızı. İkinizin de kapalı. Rezan Hanım burada. Teyzem bekliyor. Ben kaldım böyle kadının tepesinde tek başıma diye. Ben aradım ama ikisinin de telefonu hala kapalı. Şey ama haber verdim yani burada olduğunuza dair. Daha çok beklemem doğru olmaz. Geç oldu. Ben artık gideyim. Ben sizi geçireyim. Ani ziyarete karar verdiğim için şoförü de yollamış bulundum. Hı? Acaba bana bir taksi çağırmak mümkün mü? Tabii. Benim yaşımda geceleri yürümek tehlikeli. Taksiye gerek kalmadı. Anneniz de gidiyordu zaten. Siz de almaya gelmişsinizdir. Ben hazırım. Gidebiliriz Yıldırım. Bitki çayı için teşekkür ederim. İyi akşamlar Hayat. Size de. İkisi bir arada. Harika. Tuhaf bir durumda kalmamak için bir şey söylemedim ama sen benim burada olduğumu bilmiyordun. Bütün bu olanlardan sonra gecenin bu saatinde burada ne işin var Yıldırım? Sen niye buradasın anne? Senin için. O kadınla konuşmaya geldim. Elinde o korkunç dosyalarla fırladın gittin. Neyin peşindesin? Ne istiyorsun bilmiyorum. Hiçbir açıklamada bulunmuyorsun. Ben de ona sormaya geldim. Nedir? İstediğin nedir? Neyin peşindesin? Endişe içindeyim oğlum. Nedir istediğin? Ben istediğimi de aradığımı da buldum anne. Sen bir şey öğrendin. Olmuş bu adama böyle. Hadi gidelim anne biz. Umay! Umay! Enişte? Nerede o kadın? Enişte! Bunu bana yapmayacaktın Umay! Enişte! Enişte teyzem evde yok. Ne oldu, bir şey mi yaptı teyzem? Hayal de yok. Bana bunu yapmayacaksın. Bu burada bitmedi, anlıyor musun? Ya Reşat Bey. Hesabını vereceksin bana. Reşat Bey. Bu hesabını vereceksin bana. Neyin hesabını verecek baba? Senin ihanetinin hesabını annem mi verecek? Kendime nasıl güveneceğim? Ben artık bu hayata nasıl güveneceğim ya? Hayalcim, yemekten sonra biraz konuşalım ister misin? Hiç zahmet etme anne.
Beni avutmana ihtiyacım yok. Hele bunu teyzemin kaş göz işaretiyle yapmana hiç ihtiyacım yok. Afiyet olsun. Hayal. Hayalcim. Hayat. Otur. Yemeğini bitir. Ama... Onun teselliye ihtiyacı yok. Üstüne düştükçe daha büyük yaşayacak. Biraz yalnız kalmasına müsaade et. Afiyet olsun. Ümran Hanım, bu size gelmiş herhalde. O ne? Ne o? Mektup arkadaşın mı var? Ne? Adres yok, türü yok. Bilmiyorum. Vallahi ben de anlamadım. Çöp atmaya çıkmıştım. Döndüğümde bahçe kapısında duruyordu. Ne yazıyor? Anne. Katil mi? Katil ne demek ya? Ne demek, kim neden böyle bir şey yapar ya? Etrafta kimseyi görmedin mi Zehra? Yok Umay Hanım. Ben çöp dökmeye çıkmıştım. Giderken bir şey yoktu. Döndüğümde bahçe kapısına yapışmıştı bu. E tamam. Kameralara baktınız. Kimse yok muydu? Yok Umay Hanım. Az önce bir sigortalar atmıştı. Herhalde koyan o sırada koydu. Harika. Yine sigortalar attı öyle mi? Anne. Neyse tamam, siz gidebilirsiniz. Anne buz gibisin. Ellerin neden bu kadar buz? Mektubun üstünde senin adın yazsaydı sen de buz gibi olurdun Hayat. Hangi manyak böyle bir şey yapıp... Anne! Korktu. Ve sen bu şekilde davranarak onu korkutmaya devam ediyorsun Hayat. Katil yazıyor. Hani ne yapmam lazım teyze? Görmemiş gibi mi yapayım? Tamam Hayat. Tamam, ne yapmamızı istiyorsun? Ne yapalım? Bu mektubu alıp polise gidip parmak izi avcılığı yapalım. Onu mu istiyorsun? Evet. Evet ya, evet. Aynen onu yapalım. Ya bu saçma sapan şeyi kendimize saklayacağımıza tabii ki polise gidelim. Hayat, bu mektubu alıp polise gitmek en az bu mektup kadar saçma, farkındasın değil mi? Peki ne yapacağız teyze? Ya bunu yırtıp atıp kendimize mi saklayacağız? Yani tabii ki polise gidelim ya. Ben gerçekten merak ediyorum bu saçma sapan şeyin kimin yaptığını. Ben merak ediyorum. Sen etmiyor musun teyze? Biri resmen anneme katil diyor ya. Tamam. Tamam, senin annen bir katil. Söyle Ümran. Hadi itiraf et. Kimi öldürdüğünü itiraf et. Anne. Ben hala hayatta olduğuma göre, yani annem benden başka kimi öldürmek isteyebilir Hayat? Anne iyi misin? Değil. Çünkü sen hala uzatıyorsun. Galiba... Özür dilerim, ben senin iyice sinirlerini bozdum değil mi? Evet. Evet. Yani ne yapayım, elimde değil ama sadece kim böyle manyak bir şey yapar merak ettim. Bu zırvalıktan daha çok sinirini bozuyorsun sen. Duydun mu bak? Kızın ne dedi? Bunu alıp polise gidecekmiş. Ya bu saçmalığı ciddiye alacak mıyız? Ya ben sadece kimin yaptığı ortaya çıksın diye. Ben sana polise gittiğimiz zaman ne olacak söyleyeyim mi Hayat? Haber direkt magazinin kulağına uçacak. Ve manşet, Umay Karay'ın ablası katil. Annem magazinin kucağında. Eski defterler ortaya saçılsın. Zaten kocasını bıçaklamıştı. Hapiste yatmıştı. Kızı kömürlükte diye zaten aklını yitirdi. Anneni lime lime edecekler Hayat. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musun? Yani şu
saçma kağıt parçası yüzünden böyle bir riski almaya değer mi? Tamam tamam ya, ben gerçekten çok özür dilerim. Ya ben kendimi tutamadım, çok merak ettim. Yani biri anneme katil diyor, ne yapabilirim ki? Tamam ben unuttum gitti. Tamam mı? Sen de sil anne. Sen de sil, unuttuk gitti. Yani öyle saçma bir şey oldu ki odamda duramıyorum ya. Ha niye kaldırdın şimdi onu? Ne bileyim. Sana ağlaklık yapmayayım dedim işte. Ne oldu? Ne saçmalık varmış ya? Anlatsana. Boş ver. Hatta ben de boş vereyim yani. Aman. Şimdi sen o fotoğraflara bakıp üzülüyorsun ama yani en azından bir aile albümünüz var. Bizim hiç olmadı. Neyse. Yani ileride çocuklarına bakacaksın, düşünsene. Hı hı. Çocuklarıma anlatırım artık. Çocuklar yani bu albümde yok ama benim zihnimde var. Zamanında dedeniz anneannenizi bizim evin hizmetçisiyle böyle bir güzel... Bak saat kaç oldu, hala yok ortada. Yok. Çünkü orada. Orada yani aşk yuvalarında. Gelmeyecek bu gece eve. Gelmeyecek orada. Belki de artık hep o kadınla kalacak. Ya saçmalama ya. Utancından gelemiyordur adam. Hadi ara onu. Hadi hayal ara. Ara yani, bağır çağır kız istersen, içine dök. Yani böyle nerede nerede deyip kendini yiyip bitireceğini ara işte, hadi. Aramayacağım da, çağırmayacağım da. Gitsin o pislikle o pislik yuvalarında güya kızından utanmaya devam etsin gitsin. Merak da etmiyorum. Nerede olduğunu biliyorum çünkü. Yesinler birbirlerini. Ya beni yiyip bitirdiler, biraz da birbirlerini yesinler. Hayal baban... Bak Hayat, lütfen bana baba güzellemesine başlama yine. Lütfen yani. Tamam, senin baban normal biri değildi. Ben babamın prensesiydim. Çok şanslıydım. Bitti yani, bu kadar. Benim bu hayattaki en büyük şansım babam gibi bir babaya sahip olmaktı. Ama yani artık... Babam... Babam gibi değil ki. Yine de baban. Hatalarıyla da olsa o senin baban. Hayal, hayal bak lütfen. Bak lütfen sonradan pişman olacak şeyler yapma. Hasta olmasını kastediyorsan... Babam öldüğünde ağlamayacağım sanmıştım. Benden neden nefret ettiğini anlatacaktım. Son nefesinde bile olsa anlatacaktım bana. Tövbe edecektim baba! Durun, durun, durun! Tövbe edecektin sen! Pişman olacaktın! Kızım! Pişman olacaktın! Bana yaptıklarından pişman olacaktın! Gel anne, gel! Kızım diyecektin, pişmanım diyecektin! Gel, gel! Kalk! Tamam! Kalkam Fethi! Kalk! Kalkam Fethi de benden kalk! Kalkam Fethi! Kalk üstüne! Kızım yapmayın, etmeyin, günahsız! Cenaze doldurdu, unutmayın! Kızım yapmayın! Kalk! Ağladım. Tabuta vura vura ağladım. Hesaplaşamadığımıza ağladım. Bana yaptıklarına ağladım. Cevapsız kalan sorularıma ağladım. Neden? Neden hayatımın sorusu? Beni neden sevmedin baba?
sorunun cevabını hiçbir zaman alamayacağım için ağladım. Bir tek bir şey daha. Hayatım boyunca babamdan hiçbir zaman duymadığım o söz için ağladım. Senin doğduğundan beri her gün milyarlarca kez duyduğun o söz için ağladım. Dünyanın en basit, en dümdüz sözü. Kızım. 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 Ben o gün orada kendimi itiraf edemesem de, o gün ben cenazede babamın bana bir kez bile kızım dememesine ağladım. O çocuk doğdu Ümran. Benim çocuğum doğdu Ümran. Nerelere daldın böyle Ümran Hanım? Aa, fark etmemişim, gel. Öyle oturuyordum. Teyze mi bekliyorsun? Yok canım. Öyle hava alayım diye çıktım. Hayal odasında mı uyudu mu? Yani uyuyacağım dedi ama... Yalan. Kafası hep babasında anne. İkinci kalp kırıklığı oldu onun için. Sen ona çok iyi geliyorsun biliyor musun? Ben çok etkilendim biliyor musun? Hayal'in babasıyla yaşadığı hayal kırıklığından çok etkilendim. Babalar kızlarını böyle üzmemeli. Nazar mı değdirdim diyorum. Ne nazarı? Ya anne, bilmezlikten gelmişti biliyorsun. Gözüm takılıyordu. Şu içimde kapanmak bilmeyen baba yaram yüzünden işte. Gözüm kalıyordu sanki. Ya anne, bilmiyorum, itiraf ediyorum işte, anlasana. Ben... Galiba biraz kıskanıyordum. Hayal'in babasının prensesi hallerini. Ben kimsenin prensesi olamadım diye. Ben galiba içten içe kıskanıyordum. Bizim sarayın kralı prensesi hiç sevmedi diye. Üşüyeceksin sen. Buz gibi oldu burası. Dur üstüne bir şey getireyim. Cehennemdedir değil mi? Cehennemdedir.
Ben anneniz burada sanıyordum. Şal almaya gitti de. Yine mi ya? Evet, bu sefer de bahçedeki ağaca yapıştırmış. Ha, dur tahmin edeyim. Kamera görmeyen ağaca yapıştırdılar değil mi? Evet, Onur da öyle söyledi. Kameraya bakmaya gitti şimdi. Ay, şaka gibi ya. Ay, şaka gibi biri bahçemize giriyor. Böyle saçma sapan bir şey mektup bırakıyor anneme. Sonra kimsenin ruhu duymuyor mu? Vallahi çok haklısınız Hayat Hanım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Sizin bir kabahatiniz yok zaten canım. Neyse ben alayım onu. Ben annenize alayım. Versin. Teşekkür ederim. Bir şey mi diyecektiniz? İyi akşamlar Ümran Hanım. İyi akşamlar.